istenen sinüs eksi 7 pi bölü 2. Şunu söyleyebiliriz sinüs oranı için. Sinüs eksi alfa gibi bir ifadeyle karşılaşırsak bunun sonucu eksi sinüs alfa olur. Yani sinüs fonksiyonu içerisindeki eksiyi dışına çıkarabilir. Yani açının eksisi ifadenin önüne gelebiliyor. Yani şunu biz şöyle yazabiliriz bu ifadeyi. Buradaki eksiyi dışa atarsak eksi sinüs 7 pi bölü 2 olacak. Şimdi bunu hesaplayacağız. Tabii şöyle bir işlem yapabiliriz. İstersek pi'nin yerine 180 yazıp bunun üzerinden işlem yapabiliriz. Veya radyan cinsinden de işlem yapmak mümkün. Tabii buradaki açı eğer biz 7'yi 2'ye bölersek 3,5 bulur. 3,5 pi'dir. 3,5 pi 2 pi'den büyük olduğu için biz bunun içindeki 2 pi'leri atabiliriz. Yani aslında şöyle ifade etmek mümkün. Eksi sinüs şu 7'yi 2'ye bölüyorum. Yani şöyle bir işlem yapacağız. 7'yi 2'ye bölüyorum. 3 kere vardır. 2 kere 3. 6 çıkarıyorum. 1. Bu şu manaya geliyor. 7 bölü 2 eşittir. 3 tam 1 bölü 2'dir. Yani başka bir de işte 7 pi bölü 2 eşit olacak. 3 pi artı pi bölü 2. Yani bu şekilde ifade etmek mümkün. Şöyle yazarız. 3 pi artı pi bölü 2. Şimdi 2 pi'miz 360 dereceye karşılık gelir. Herhangi bir açıdan radyan cinsi ise, radyan cinsinden verilmişse 2 pi, derece cinsinden verilmişse 360. Eklemek veya çıkarmak o açının değerini değiştirmez. Burada 3 pi var. Biz bundan 2 pi çıkarabiliriz. 3 pi'den 2 pi'yi çıkarabiliriz. Açıdan 2 pi'yi çıkarmak değerini değiştirmiyor. Böyle bu şekilde yaparsak esas ölçüsünü bulmuş oluruz. Buna göre eksi sinüs, şimdi 3 pi'den 2 pi'yi çıkarıyorum. Burada pi kalacak. Pi artı pi bölü 2 olur. Şimdi şu ikisini tekrar toplarsak bu 3 pi bölü 2'ye karşılık gelecek. Yani şöyle çapraz çarpıp toplarsak bu eksi sinüs 3 pi bölü 2 olur. Şimdi 3 pi bölü 2'nin sinüsünü hesaplayacağız ki 270 derecedir o. Şöyle bir tane birim çember çizersek. Şurası 0 derece, 90 derece, 180 derece, burası 270, şurası tekrar 360. 270 derece burası ki aynı zamanda 3 pi bölü 2'ye denk gelir. Bu noktanın koordinatları 0,-1'dir. Bu koordinatlardan birincisi kosinüsü, ikincisi de sinüsü ifade eder. Yani sinüs 3 pi bölü 2 aslında eksi 1'e eşit olur. Bu eşittir. Eksi eksi 1'den bütün sonucumuz artı 1 olur. Yani işlemin sonucu artı 1.